Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Deutsch Intensiv ile A1 ya da diğer ismiyle yoğun Almanca A1 dersleriyle devam ediyoruz. Bu dersimizde das Modalverb möchten, yani modal fiil möchten'i görüyoruz. Hazırsanız dersimiz başlasın. Evet arkadaşlar, dilerseniz möchten ile ilgili cümlelere geçmeden önce möchten modal fiilini çekimleyelim. Möchten istemek demek arkadaşlar. Ich möchte yani ben istiyorum. Du möchtest yani sen istiyorsun. Üçüncü tekilde er neydi arkadaşlar? Erkeklerde kullanılıyordu. Sie kadınlarda kullanılıyordu. Ancak aynı zamanda er ne için geçerliydi? Der artikeli, sie, die artikeli, is de das artikeli için geçerliydi. Demek ki üçüncü tekilde de möchte ile yorumlanmış oluyor. Er möchte, sie möchte, is möchte şeklinde demek ki çekimlenmiş oluyormuş. Wir möchten, biz istiyoruz. Demek ki biz istiyoruz. Wir möchten demekmiş. Ihr möchtet, demek ki karşımızda iki ve daha fazla insan varsa bu grup insanlara, değil mi? Ihr möchtet demiş oluyoruz. Yani siz istiyorsunuz. Saygı formu ya da nezaket formunda sie büyükle, büyük harfle yazılıyordu. Sie möchten ve onlar derken gene sie möchten şeklinde yorumlanmış oluyordu. Dilerseniz örneklerimize bakalım. Evet, ilk örneğe baktığımızda arkadaşlar ihr lernt Spanisch. Evet, buraya baktığımızda ihr, az önce söylemiş olduğum gibi karşımda iki ve daha fazla insan varsa ihr ile nitelendirilmiş oluyor. Spanisch anlaşılacağı üzere bunu ayrıntılı bir şekilde die Sprachen yani diller konusunda ayrıntılı görmüştük. Neydi? İspanyolca demekti. Lernen de neydi arkadaşlar? Öğrenmek demekti. Siz İspanyolca öğreniyorsunuz diyecek olursak ihr lernt Spanisch demem gerekiyor. Şimdi ben bu yapıyı siz İspanyolca öğrenmek istiyorsunuz diyecek olursak möchten modal fiilini işin içine katmamız gerekiyor. Dolayısıyla ihr için baktığımızda ne olacak arkadaşlar? Ihr möchtet şeklinde çekimlenecek. Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? Modal fiilim ikinci pozisyonda ve asıl fiilim lernen mastarda ve cümlenin sonunda olacak ve siz İspanyolca öğrenmek istiyorsunuz derken ihr möchtet Spanisch lernen. Bakın burada mastarda kalmış oluyor lernen. Siz İspanyolca öğrenmek istiyorsunuz derken ihr möchtet Spanisch lernen demiş oluyoruz. Bakın ilk cümlede ihr lernt Spanisch, bu olağan bir cümle. Ne olmuş buradaki lernt? Lernen mastara dönüşüyor ve möchten de işin içerisine katılmış oluyor. Mutlaka ikinci pozisyonda olması gerekiyor. Yani asıl fiilin olması gereken yerde. Şimdi ben bu yapıyı soru şeklinde soracak olursam ve diyecek olursam ki siz İspanyolca öğrenmek istiyor musunuz? Karşımdaki bir topluluğa hitap ediyorum. Ne yapacağım? Möchten'i bu sefer cümlenin başına getireceğim. Dolayısıyla ne olacak? Möchtet ihr Spanisch lernen? Sizler İspanyolca öğrenmek istiyor musunuz? Möchtet ihr Spanisch lernen? Evet, biz İspanyolca öğrenmek istiyoruz. Bakın bunun önüne ne yapacağım? Ya diyeceğim. Tabii bu biz, değil mi? Siz, biz. Dolayısıyla ya'nın karşılığı neydi? Wir. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Wir möchten. Dolayısıyla wir möchten Spanisch lernen. Evet, biz İspanyolca öğrenmek istiyoruz. Ya, wir möchten Spanisch lernen. Hayır, biz İspanyolca öğrenmek istemiyoruz diyecek olsaydık ne olurdu? Bu sefer nein ile cevaplayacağız. Nein, wir möchten nicht Spanisch lernen. Hayır, biz İspanyolca öğrenmek istemiyoruz demiş olacağız. Dilerseniz burayı tekrar edelim. Şimdi ben karşımdaki topluluğa diyorsam ki sizler İspanyolca öğrenmek istiyor musunuz? Möchtet ihr Spanisch lernen? Evet, biz İspanyolca öğrenmek istiyoruz. Ja, wir möchten Spanisch lernen. Hayır, biz İspanyolca öğrenmek istemiyoruz. Nein,
Wir möchten nicht Spanisch lernen demiş oluyoruz. Şimdi dilerseniz sizler İspanyolca öğrenmek istemiyor musunuz şeklinde olumsuzluğun da barındığı soru yapısına bir bakalım. Burada tıpkı burada olduğu gibi üst cümle soru cümlesinde olduğu gibi möchten ile başlayan bir soru yapısını görüyoruz. Ancak nicht ile birlikte. Dolayısıyla burada bir olumsuzlama var sorunun içerisinde. Dolayısıyla siz İspanyolca öğrenmek istemiyor musunuz? Möchtet ihr nicht Spanisch lernen? Demek ki siz İspanyolca öğrenmek istemiyorsunuz derken, istemiyor musunuz derken möchtet ihr nicht Spanisch lernen diye soruyoruz. Bakın burada bir olumsuzluk olduğundan dolayı hayır, tabii ki düzeltiyorum. Evet, tabii ki diyecek olursam doch diyorum. Doch wir möchten Spanisch lernen. Tabii ki biz İspanyolca öğrenmek istiyoruz. Doch wir möchten Spanisch lernen. Hayır, biz İspanyolca öğrenmek istemiyoruz. Bunun aynını buraya getiriyorum. Nein, wir möchten nicht Spanisch lernen. Evet, buna karşılık şöyle bir cümlenin devamı var. Wir möchten Deutsch lernen. Biz ne öğrenmek istiyoruz? Almanca öğrenmek istiyoruz. Wir möchten Deutsch lernen demiş oluyoruz. Dilerseniz burayı bir tekrar edelim arkadaşlar. Demek ki ben soru cümlesi olarak siz İspanyolca öğrenmek istemiyor musunuz diye soracak olursam ne yapacağım? Möchten ve nicht'i aynı cümlenin içerisine koymam gerekiyor. Dolayısıyla möchtet ihr nicht Spanisch lernen? İspanyolca öğrenmek istemiyor musunuz? Tabii ki İspanyolca öğrenmek istiyoruz. Doch wir möchten Spanisch lernen. Hayır, biz İspanyolca öğrenmek istemiyoruz. Nein, wir möchten nicht Spanisch lernen. Biz Almanca öğrenmek istiyoruz. Wir möchten Deutsch lernen. Hayır, biz İspanyolca öğrenmek istemiyoruz. Biz Almanca öğrenmek istiyoruz. Demek ki bunun da karşılığı neymiş? Wir möchten Deutsch lernen cümlesiymiş. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ihr lernt Spanisch. Ihr lernt Spanisch. Ihr möchtet Spanisch lernen. Ihr möchtet Spanisch lernen. Möchtet ihr Spanisch lernen? Möchtet ihr Spanisch lernen? Ja, wir möchten Spanisch lernen. Ja, wir möchten Spanisch lernen. Nein, wir möchten nicht Spanisch lernen. Nein, wir möchten nicht Spanisch lernen. Möchtet ihr nicht Spanisch lernen? Möchtet ihr nicht Spanisch lernen? Doch, wir möchten Spanisch lernen. Doch, wir möchten Spanisch lernen. Nein, wir möchten nicht Spanisch lernen. Nein, wir möchten nicht Spanisch lernen. Wir möchten Deutsch lernen. Wir möchten Deutsch lernen. Sonraki örneğimizde devam edelim. Ich trinke Tee. Tee neydi arkadaşlar? Çay demekti. Trinken de içmek. Ben çay içiyorum ya da ben çay içerim diyecek olursak demek ki neymiş bunun karşılığı? Ich trinke Tee. Şimdi ben möchten'i ich'e göre çekimleyecek olursam ne yapıyordum arkadaşlar? Ich möchte diyeceğim, öyle değil mi? Ne yapacağım şimdi? İkinci pozisyona möchten'i getireceğim. Yani özneden hemen sonra ich möchte Tee trinken. Bakın burada trinke ich'e göre çekimlenmişken möchten modal fiili ya da cümlenin içerisinde modal fiil varsa ne olacak? Mastar halde ve cümlenin sonunda olacak. Bu durumda ben çay içmek istiyorum diyecek olursam ich möchte Tee trinken. Demek ki ben çay içiyorum derken ich trinke Tee, ben çay içmek istiyorum. Ich möchte Tee trinken şeklinde yorumlanmış oluyor. Şimdi sen çay içmek ister misin diye soruyor olacağım. Ancak du'ya göre çekimlediğimizde ne yapıyorduk arkadaşlar? Ich möchte, du möchtest, öyle değil mi? Dolayısıyla sen çay içmek ister misin sorusunu sorduğumuzda ne yapacağız arkadaşlar? Modal fiilimi cümlenin başına getireceğim. Niye? Çünkü bu bir soru. Möchtest du Tee trinken? Çay içmek ister misin? Evet, çay içmek isterim. Ne diyeceğim? Ja, ich möchte Tee trinken. Bakın, buradaki cümlenin aynını
buraya yerleştiriyorum tek bir farkla. Evet diyorum. Ya, ich möchte Tee trinken. Peki, hayır, ben çay içmek istemiyorum diyecek olursam ne derdim? Gayet kolay. Ne yapacağım? Nein ile yanıtlayacağım. Nein, ich möchte nicht Tee trinken. Bakın burada da gene aynı şekilde cümle yapıları olması gerektiği gibi olması gereken yerlerde, değil mi? Mastarda kalıyor. Tek bir farklı olumsuzluk olduğunda nein ve nicht'in mutlaka ama mutlaka o cümlenin içerisinde olması gerekiyor. Arkadaşlar dilerseniz burayı bir toparlayalım. Möchtest du Tee trinken? Demek ki sen çay içmek ister misin? Möchten ile başlıyor. Neden? Çünkü bu bir soru cümlesi. Bunun karşılığı evet ben çay içmek isterim ise ya ich möchte Tee trinken. Hayır ben çay içmek istemem ya da istemiyorum. Nein, ich möchte nicht Tee trinken diye cevaplamış oluyorum. Dilerseniz şimdi de çay içmek istemez misin soru yapısına bir bakalım. Gene yukarıda olduğu gibi möchtest ile başlayacak arkadaşlar. Dolayısıyla möchtest du nicht Tee trinken? Çay içmek istemez misin? Möchtest du nicht Tee trinken? Bakın burada möchten ile başlıyor ve cümlenin içerisinde bir olumsuzluk var. O da nedir? Nicht. Tabii ki çay içmek isterim diyeceğim. Neden tabii ki diyorum? Çünkü burada bir olumsuzluk var. Buna karşılık veriyorum ve diyorum ki tabii ki içmek isterim çay. Dolayısıyla doch ich möchte Tee trinken demiş oluyorum. Hayır ben çay içmek istemem diyecek olursam yukarıda da görmüştük. Nein ich möchte nicht Tee trinken demiş oluyorum. Ich möchte Kaffee trinken. Ben kahve içmek isterim. Dilerseniz burayı da bir tekrarlayalım. Demek ki benim soru cümlem çay içmek istemez misin şeklinde ise ne yapacağım? Möchtest du nicht Tee trinken? Tabii ki çay içmek isterim. Doch, ich möchte Tee trinken. Hayır, çay içmek istemem. Nein, ich möchte nicht Tee trinken. Bunun karşılığı ne diyeceğiz? Ben kahve içmek isterim. Dolayısıyla ich möchte Kaffee trinken demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich trinke Tee. Ich trinke Tee. Ich möchte Tee trinken. Ich möchte Tee trinken. Möchtest du Tee trinken? Möchtest du Tee trinken? Ja, ich möchte Tee trinken. Ja, ich möchte Tee trinken. Nein, ich möchte nicht Tee trinken. Nein, ich möchte nicht Tee trinken. Möchtest du nicht Tee trinken? Möchtest du nicht Tee trinken? Doch, ich möchte Tee trinken. Doch, ich möchte Tee trinken. Nein, ich möchte nicht Tee trinken. Nein, ich möchte nicht Tee trinken. Ich möchte Kaffee trinken. Ich möchte Kaffee trinken. Evet arkadaşlar, dilerseniz bir sonraki örnekle devam edelim. Örneğimizde Die Kinder spielen Basketball cümlesini görüyoruz. Bu cümleyi bir anlamlandıralım. Die Kinder çocuklar demek, spielen oynamak, basketball anlaşılacağı üzere basketbol. Dolayısıyla Die Kinder spielen Basketball güzel Türkçemizde çocuklar basketbol oynuyorlar ya da oynarlar, değil mi? Bir şimdiki zaman ya da geniş zamana yayılabilir bunun anlamı. Şimdi ben bu cümleyi arkadaşlar möchten ile yorumlayacak olursam, yani çocuklar basketbol oynamak istiyorlar. Ne diyeceğim? Möchten'i getireceğim ve möchten sie formunda, yani üçüncü çoğul formunda incelendiğinde gene möchten şeklinde kalacak. Dolayısıyla möchten ne yapıyorum ben? Cümlenin içerisinde ikinci pozisyonu getiriyorum ve asıl fiilim ne oluyor? Spielen cümlenin sonuna gitmiş oluyor. Dolayısıyla çocuklar basketbol oynamak isterler. Ne diyeceğim? Die Kinder möchten Basketball spielen. Öyle değil mi? Die Kinder möchten Basketball spielen. Çocuklar basketbol oynamak istiyorlar, isterler. Öyle değil mi?
Şimdi ben bunu soru formuna getirecek olursam, yani çocuklar basketbol oynamak istiyorlar mı diye soracak olursam, möchten ne olacak? Cümlenin başında olacak. Dolayısıyla möchten dikinde basketbol spielen, çocuklar basketbol oynamak istiyorlar mı? Değil mi? Ya da isterler mi? Şimdi dediğim gibi geniş zaman ya da şimdiki zaman nasıl anlamlandırmak istediğimizle ilgili bu. Ancak Almanca'da işimiz gayet kolay. Bu formda yazdığımızda bu anlam çıkmış oluyor. Yani güzel Türkçemizdeki bu şimdiki zaman ve geniş zaman anlamı çıkmış oluyor. Şimdi möchten die Kinder Basketball spielen? Çocuklar basketbol oynamak ister mi? Bunu evet ile cevaplayacağız. Ne olacak? Ja, sie möchten Basketball spielen. Evet, onlar basketbol oynamak isterler. Bakın, oynamak, spielen cümlenin sonundayken istemek, möchten ikinci pozisyonda oluyor. Bu bir tek möchten için geçerli değil. Diğer modal fiiller için de geçerli. Mutlaka ikinci pozisyonda oluyor ve asıl fiilim ne oluyor? Cümlenin sonuna gidiyor ve eğer bu bir soru cümlesi ise modal fiilim başta oluyor ve asıl fiilim her halükarda cümlenin sonunda olması gerekiyor. Bu kadar kolay. Şimdi möchten die Kinder Basketball spielen, çocuklar basketbol oynamak ister mi sorusunu olumsuz yanıtlayalım. Ne olacak? Nein ile yanıtlayacağım. Nein, sie möchten nicht Basketball spielen. Bakın buradakinin aynı aslında. Sadece nicht ile ne yapmış oluyorum? Olumsuzluyorum. Sadece demek ki aslında birazcık eksik kalır. Çünkü nein de var. Öyle değil mi? Hayır, istemezler. Güzel Türkçemizde de öyle değil mi? Hayır, yapmaz değil mi? Orada bir olumsuzluk var. Burada da gene aynı şey. Nein var, olumsuzluk ve nicht var. Olumsuzluğu pekiştiren. Daha doğrusu cümleyi anlamlandıran. Dolayısıyla hayır, çocuklar ya da onlar, bakın burada ikinci defa die Kinder demeye gerek kalmadan sie ile ne yapmış oluyorum? Üçüncü çoğul yerine geçen sie'yi yazmış oluyorum ve diyorum ki hayır, onlar basketbol oynamak istemiyorlar. Nein, sie möchten nicht Basketball spielen. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz şu üç cümleyi bir pekiştirelim. Demek ki çocuklar basketbol oynamak istiyorlar mı diye sorduğumda möchten die Kinder Basketball spielen? Evet, istiyorlar. Evet, onlar basketbol oynamak istiyorlar. Ja, sie möchten Basketball spielen? Hayır, onlar basketbol oynamak istemiyorlar. Nein, sie möchten nicht Basketball spielen. Peki, ben bu soru yapısını olumsuz yapsam ne olur? Buna bir bakalım. Ne yapacağım? Gene möchten ile başlayacağım ve cümlenin içerisine nicht gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla çocuklar basketbol oynamak istemiyorlar mı diye sorduğumda möchten die Kinder nicht Basketball spielen? Evet, çocuklar basketbol oynamak istemiyorlar mı? Tabii ki diyeceğim. Doch, sie möchten Basketball spielen. Tabii ki onlar basketbol oynamak istiyor. Hayır, onlar basketbol oynamak istemiyorlar. Nein, sie möchten nicht Basketball spielen. Evet. Ne yapmış oluyorum burada arkadaşlar? Hayır, onlar basketbol oynamak istemiyor. Buradaki üstteki yapıyı aynen burada da kullanabiliyorum. Bunun karşılığında onlar futbol oynamak istiyor diyecek olursam ne diyeceğim? Sie möchten Fußball spielen. Demek ki onlar ne yapmak istiyormuş? Futbol oynamak istiyormuş demiş oluyorum. Şurayı bir tekrarlayalım dilerseniz arkadaşlar. Ne diyoruz demek ki? Çocuklar basketbol oynamak istemiyorlar mı? Möchten die Kinder nicht Basketball spielen? Tabii ki istiyorlar. Doch, sie möchten Basketball spielen. Tabii ki basketbol oynamak istiyorlar. Hayır, basketbol oynamak istemiyorlar. Nein, sie möchten nicht Basketball spielen. Hayır, istemiyorlar. Ne istiyorlar? Onlar futbol oynamak istiyorlar. Sie möchten Fußball spielen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Kinder spielen Basketball. Die Kinder spielen Basketball. Die Kinder möchten Basketball spielen. Die Kinder möchten Basketball spielen. Möchten die Kinder Basketball spielen? Möchten die Kinder Basketball spielen? Ja, sie möchten Basketball spielen. Ja, sie möchten Basketball spielen.
Nein, sie möchten nicht Basketball spielen. Nein, sie möchten nicht Basketball spielen. Möchten die Kinder nicht Basketball spielen? Möchten die Kinder nicht Basketball spielen? Doch, sie möchten Basketball spielen. Doch, sie möchten Basketball spielen. Nein, sie möchten nicht Basketball spielen. Nein, sie möchten nicht Basketball spielen. Sie möchten Fußball spielen. Sie möchten Fußball spielen. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde möcht modal fiilini ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.